Herkese merhaba. Kendi gününde ve saatinde manşete karşınızdayız ama özel bir yayın olacak, tek konu olacak. Hashtag'de de görüyorsunuz KJ yaptım. Gergerlioğlu yalnız değildir. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun birkaç haftadır beklenen Meclis'te vekiliğinin düşürülmesi kararı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ...biraz önce okundu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği attığı bir tweet yüzünden düşürüldü. Şimdi buna etraflıca bakmaya çalışacağım. Zor bir gün, zor bir yayın çünkü çok sıcak bir gelişme. Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturmaya devam edeceğini söyledi... ...ve bütün muhalefet milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edildi. Olan biten şeyleri şöyle özetlemek gerekirse... bir BBC Türkçe'nin sitesinden önce ekrana getireceğim. Kocaeli Milletvekili hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okundu ve vekilliği sona erdi diyor. Gergerlioğlu kararın okunması sonrası milletimin kalbindeyim, milletimin bağrındayım, hiçbir yere gitmiyorum dedi. Evet. Milletimin kalbindeyim, hiçbir yere gitmiyorum. Birleşimi yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan ki o da tarihe kara bir biçimde geçti. Yazıklar olsun. sayın ee, Sayın Gergerlioğlu lütfen dışarı çıkmanızı rica ediyorum dedi ve oturuma ara verdi. Adan siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle görüşüyor. Ee, o arada HDP milletvekilleri de darbeci AKP diye bağırıyorlar. Celal Adan daha sonra idare amirlerini Gergerlioğlu'nu çıkarmak için göreve çağırdı. HDP ve CHP'liler görevlere engel olmaya çalışırken AKP'liler kahrolsun PKK diye bağırıyorlar. HDP'liler Gergerlioğlu etrafında koruma kalkanı oluştururken Celal Adan birleşime ara veriyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilliği albümünden derhal çıkarılıyor Celal Adan. Şey, özür dilerim Ömer Faruk Gergerlioğlu. Bu arada meclisin sitesine de giremiyoruz. Tuhaf bir şey. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok tuhaf bir sitesi var. Çok ilkel. Meclis yayınını takip etmeye çalışayım dediğim açılmadı. Yani 1998 model bir internet sitesi var meclisin. Çok çok tuhaf. Süratle Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesinden de ismi kaldırılmış. Oğluyla beraber e, bu sabah saatlerinde verdiği fotoğraf Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bir insan hakları savunucusu ve kendisini böyle e, tanımlıyor. Akla 1994'teki bu görüntüler geldi. E, 1994'te e, Depli 6 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmış ve depliler daha meclisten çıkarken işte Orhan Doğan'ın gözaltına alınmasını görüyorsunuz. Leyla Zana meclisten çıkarken gözaltına alınıp tutuklanmışlardı ve daha sonra Ulucanlar cezaevine konuldular ve en az 10 sene orada yattılar. Evet burada gene işte Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki e, hali. Burada da gene e, işte içeriden çekilmiş, genel kuruldan çekilmiş, düşürüldüğü sırada, milletvekilliği düşürüldüğü sırada paylaşılan bir fotoğraf. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesinden anayasaya göre milletvekilinin düşmesi falan diye koymuşlar. Anayasal falan değil. Hemen milletvekilliğinin düşürüldüğü şeyini internet sitesine koymuşlar. Yani yangından mal kaçırır gibi. Zaten bütün bunların hepsi internet sitesine konmasın mı milletvekilliğinin düşürüldüğü? Konacak elbette. Buna karşı değilim. Fakat muazzam bir organizasyon. Yargıya talimat gidiyor, yargıtaya talimat gidiyor. Derhal meclise geliyor, meclis derhal gündemine alıyor, okunuyor ve İnternet sitesine talimat gidiyor ve internet sitesi de derhal saniyeler içerisinde, dakikalar içerisinde neyse vekilliğini düşürüyor ve internet sitesi güncelleniyor. Madem bu kadar güzel internet siteniz var doğru dürüst bir meclis TV yayını yapın ya. 1998 model Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesi. Tam böyle gizli komünist ülkelerin sitesi yani. Yakışır. Her neyse. Yani bütün bunların hepsi internet sitesi güncellenmesin mi? İnternet sitesine bu konmasın mı? Konsun. Ama bütün bunlar bir organize olduğunu gösteriyor. Ve Türkiye'de gerçekten muhalefet yok. Muhalefet olsaydı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği böyle kolay düşürülmezdi. İşte bu da mecliste tespit edilmiş, genel kurulda tespit edilmiş bir kare. Gene bugünden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmeden önce çekilmiş bir kare. Hasip Kaplan diyor ki 17 Mart 2021 saat 15.20 meclis darbesiyle Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. Unutma ey halkım demiş. Ayşe Çavdar mecliste koltuklar bomboştu. Seçmen iradesinin hiçe sayılmasına göz yuman muhalefet vekilleri bundan böyle güçlendirilmiş parlamenter sistem diyemeyecekler. Demek ki güçlendirilmiş parlamenter sistemin siyasetçisi olamayacaklar demiş. HDP adına ilk açıklamalar Meral Danış, Beştaş ve Saruhan Oluç'tan geldi. İki bölüm halinde o açıklamaları getireceğim ekran'a. Saruhan Oluç'la başlayalım. Nasıl iktidar yanlısı yargı? Bu ülkenin yakın tarihinde son 60 yıla bakalım. 1960'tan 27 Mayıs darbesinden bugüne kadar bakalım. Nasıl iktidar yanında davranmış olan yargı mensupları? O iktidarlar değiştiği zaman isterse darbe yapmış olan iktidarlar olsun nasıl o iktidarlar değiştikleri zaman hesap verdilerse yine hesap vereceksiniz. Kesinlikle sizin bu hukuksuz kararlarınız karşısında boyun eğmeyeceğiz. Bunu çok açık söyleyelim. Siz anayasanın 90. maddesine uymak zorundasınız. Anayasanın 90. maddesi çok açık bir şekilde Uluslararası sözleşmelerin nasıl uygulanması gerektiğini söyler. Siz anayasanın dokunulmazlık maddesine uymak zorundasınız. Siz halkın iradesine, halkın seçimlerde oy kullanarak seçtiği vekillere istediğiniz gibi şekil veremezsiniz. İstediğiniz gibi onları susturamazsınız. İstediğiniz gibi konuşmalarını itaat ve biat etmelerini sağlayamazsınız. Meclisin itibarını yerle bir ediyorsunuz. Nasıl Enis Berberoğlu kararında geri dönüp Enis Berberoğlu'nun düşürülmüş milletvekilliğini tekrar iade etmek zorunda kaldıysanız yine aynı şey olacak ve siz tarihe aslında milletvekilliklerini hukuksuz ve anayasaya aykırı biçimde düşüren ve sonra tekrardan onlara milletvekilliklerini iade eden bir meclis başkanı olarak geçeceksiniz. Bunu yapmayı sürdürmeyin. Hukuka, anayasanın dokunulmazlık maddelerine uygun davranmaya bir kez daha sizi davet ediyoruz. HDP Grup Başkan Vekillerinin açıklamalarını ekrana getireceğim ama ondan önce e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ne oluyor? ona bakalım HDP'nin internet sitesinde evet böyle bir görüntü paylaşıldı. Evet Genel Kudur Kurul birleşimi e ara verdi ama e, Gergerlioğlu'nun e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki eylemi sürüyor ve etrafında bir grup HDP'li milletvekili var sadece görebildiğim kadarıyla başka yok. Evet CHP'den de mutlaka destek verenler vardır ama şu anda ben göremedim. Evet. Durum bu. Meral Danış taşla devam edelim. Nasıl iktidar yanlısı yargı bugün Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. İnfazı var. Hapse atılacak. Bu kadar basit değil. Hiçbir şey bu kadar basit değil. Bu karar, bu kararın burada okunması, bu kararın istinaf süreci, bu kararın soruşturma süreci, yargıtay süreci ve AYM süreci Türkiye tarihinde daha önümüzdeki on yıllar boyunca tartışılmaya devam edecek. Bu kadar önemlidir. Bu karar bir kez daha söyleyeyim ve söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Bir milletvekilimizin bir haber sitesindeki haberi paylaşması sebebiyle verilen bir cezadır arkadaşlar. Ve barış mümkün diyen bir haber başlığıdır. Barışı istediği için propagandadan ceza verildi. Ve o haber sitesinin haberi, yayını hala linki var ve dolaşımda. O haberi RT yapan hiç kimse hakkında bir soruşturma yok. Ayrıca zaten bunun hukukla da bir ilgisi yok. Şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Bugün egemenlik şartsız, kayıtsız şartsız milletindir sözlerini arkasına alan meclis başkanlık divanı egemenliği ayaklarının altına almıştır. Halkın oy verdiği bir milletvekilinin hukuksuz tamamen siyasi vesayetle hızlandırılan, onaylattırılan, buraya getirtilen kararını okunmakla egemenliğin artık millette olmadığını bütün Türkiye ve dünyaya ilan etmek istemiştir, etmiştir. Ama biz egemenliğin millette olması için, egemenliğin halkta olması için, cumhuriyetin demokratikleşmesi için ve halkın temsilcilerinin halka hakikaten vekalet edebilmesi için mücadelemizi devam ettireceğiz. Meral Danış Beştaş'ı e, izledik. İşte HDP'nin Twitter adresinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Oturma eyleminden e, görüntüleri canlı canlı e, ekran'a getiriyorum. Görüldüğü gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık kürsüsünün hemen önünde Ömer Faruk Yergerlioğlu ortada oturuyor ve diğer e, milletvekilleriyle beraber şeyisi devam ediyor. Oturma eylemi devam ediyor. Bu da yine e, Türkiye Büyük Millet Meclisinden. Gene HDP'nin Twitter adresinden paylaşılan bir başka görüntü. Evet. Hatırlatalım Celal Adan, birleşimi yöneten Celal Adan, idare amirlerinden Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürüldüğünü ve artık salondan, genel kurul salondan çıkarılması gerektiğini söylemişti. Bu meclis birleşime ara verirken tespit edilen görüntüler. Bir takım CHP'li milletvekillerini de görüyorum, CHP'li grup başkan vekillerini de görüyorum. Onlar da belli ki bu duruma tepki gösteriyorlar. Ama neler konuşulduğunu, neler söylendiğini işitmem mümkün değil. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sıcak görüntüler böyle. Ve bu durum devam edecek. Sizleri de e, merak edenler ve takip etmek isteyenler Türkiye Büyük Millet Meclisi'de ne olduğunu, ne bittiğini HDP'den veya işte o HDP'li milletvekillerinin Twitter adreslerinden takip edebilirler. Ömer Faruk Yergerlioğlu işte kararın onanma, onanmasına neden olan paylaştığım haber bu diyerek haberi paylaşmış. Haber hala yayında o arada ve bu haberle ilgili hiçbir işlem yapılmış değil. Yapılmasın da zaten onda değiliz ama işte tuhaflıklar ülkesi PKK 2. üst üste devlet adım atarsa barış bir ayda gelir. Haberini paylaşıyor Ömer Faruk Gergerlioğlu ve bu paylaşımdan dolayı iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Ne bu haber, ne bu haberin paylaşılması, ne de ceza hukuki ama ne anlatıyorsun? Artı şu da hukuki değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani milletvekili seçilen kişinin dokunulmazlığı başlar ve o an yargısal takibat neyse durdurulur. Hapiste ise tahliye edilir. Böyledir. Ama tuhaf bir şekilde Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki dosya 2018-2017'deki dosya neyse artık şey yapıyor efendim. Yürüyor. Yargıtay'a geliyor falan filan. İşte karar verenler ya bu insan milletvekili. En azından dönem sonuna kadar bu işi tehir etmemiz lazım falan. Ya da milletvekilliği sona erinceye kadar bu işi tehir etmemiz, ertelememiz lazım falan diye de düşünmüyorlar. Neresinden baksanız hukuksuz. Son olarak Salih Gergerlioğlu'nun babama dokunmayın. Evet tweetlerini e, paylaşmak istiyorum. Babama dokunmayın diyor ki gülüyor her şeye rağmen. Evet. 14 saat önce paylaşılmış bir tweet mesajında Ömer Faruk Yergerlioğlu evet bu şekilde oğlunun objektifine yansıyor efendim. Evet. Durum bu. Ceren Sözler'i paylaşmış, haber paylaşımı nedeniyle düşürüldü milletvekilliği. Haber paylaşımı nedeniyle. Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliği düşürülür düşürülmez şu tweeti paylaşmıştı. Bu kararı ne MHP ne AK Parti savunamadığı meclisi terk ettiler. Biz milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız diyor. Ve Periskop yayınında bu görüntüleri tespit etmiş, onu gösteriyor. Ayşe Çavdar hiçbir muhalefet milletvekili terk etmemeli genel kurulu demiş ama... Durumlar ortada. O arada Oda TV'nin haberi veriş biçimi. Bu da kayda geçsin. HDP'li ismin milletvekilliği düşürüldü. Bu da kayda geçsin. Yuh olsun size yuh. Herkes kendi mahallesine Müslüman. Herkes kendi mahallesine Müslüman. Evet Ömer Faruk Gerger Loğlu konulu ve başka bir şeye artık girmemizin gerçekten gerek olmadığı ve yani şu anda başka ne gazete manşetinin ne Türkiye'deki herhangi bir haberin hiçbir şey ifade etmediği bir yayın yaptık. İlerleyen saatlerde gelişmelere göre tekrar karşınızda olabilirim. Çok üzgünüm. Gergerlioğlu yalnız değildir. Hashtag ile Twitter'da, sosyal ağlarda çokça kampanya var ama söyleyeyim yalnız. Yalnız olmasaydı bunlar başına gelmezdi. Ve tek kişiyi uçurmak için, tek kişiyi düşürmek için, tek kişilik hamle yaptı iktidar muhalefete rağmen başarılı oldu. Ya da muhalefetin sessizliğiyle birlikte başarılı oldu. Bundan sonra bakalım cezaevlerindeki insan hakkı ihlallerini, Türkiye'deki genel sahadaki A'dan Z'ye her kesim, her kesimi ilgilendiren insan hakkı ihlallerini, çıplak aramayı, şunu bunu, işkenceyi kim gündeme getirecek bakalım. Ömer Faruk Gergerlioğlu yalnız değildir. Hashtag'i hayır yalnız, yalnız olduğu için bunlar başına geldi. İlerleyen saatlerde gelişmelere göre tekrar özel bir yayınla, özel bir manşetle karşınızda olabiliriz. Hoşçakalın nasıl olunabiliyorsa.